Vedat Muriş ile ilgisi olmasını temenni ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'de Pereira şunu söyledi. 4-2-3-1 oynarsam Mesut'tan, İrfan'dan, Mert Hakan'dan ve Pelkas'tan aynı anda faydalanamam. Çünkü bu oyuncuları kenar oyuncusu yapamazsın. Olmadıklarını zaten ispat ettiler. Ve dedi ki ben üçlü bir savunma, iki bek ve önüne iki merkez ortası, onun da önüne iki merkez ortası koyarım. Ve bu 5-6 fazlalıktan dördünü kullandığım zaman maksimum faydayı elde ederim. Ama bu oyuncuları kimle oynatırım? Sırtı dönük oynayabilen, stoperlere yaslandığı zaman bizim Türk futbolunda çok unutulan, hep o futbolun ayakla oynandığını zannettiğimiz oyunun aslında bazı santiforlar tarafından kimdir onlar? İbrahim Hubiç gibi, Vedat Muriç gibi seviyesini elbette tartışırım. Biri burada, biri burada olabilir ama yaptıkları benzer işleri söylemek gerekirse bu tip santiforlar ayaklarından ziyade elleriyle oynarlar. Vedat Muriç dediğimiz biraz açıyı benim büyütürsek daha sevinirim ki gösterebileyim. Şunu yapabilme çok önemlidir futbolda. Bunu Drogba da çok iyi yapardı. Şu elleri şu şekilde açan santifor yaklaştırmaz yanına sağına soluna bunu orta sağda yapmalı. Şöyle düşünün Vedat Muriç fiziğindeyim ve Vedat Muriç topla buluştuğu anda stopere şöyle bir göğsüne elini yaslar. Diğer taraftan gelir ona da yaslar ve yaklaşamazsın yanına. Ve sırtı dönük oynamayı bir meziyet haline getirmek de ayaktan ziyade elle mümkün olabilir bazen futbolda. Bu oyuncuları Mert Hakan'dı, Sosay'dı, İrfan'dı, Pelkas'tı oynatabilmek için de orada topu çok iyi saklayan bir santifor lazım. Bence o adamın adı da Vedat Muriç. Mehmet Eyan sen ne düşünüyorsun? Hiç katılmıyorum. Yaptığı teknik analizlerin hepsi doğrudur. Ben bu stüdyoda ve özellikle Lig Radyo'da da bu stüdyoda daha mantıklı olmaya çalışıyorum. Lig Radyo'da daha bağırıp çağırabiliyorum. Galatasaray'ın Onyekuru çaresizliği diye bir slogan ürettim kendi kendime. Koskoca Fenerbahçe. Ne kadar parası var bilmiyorum. Ne kadar limit taşıyacak bilmiyorum. Dünyada hiç santrafor yok Vedat Moriç mi alacak? Kim var? Yüzde katılmıyorum. Gelme fikrine teknik olarak yaptığın izler zaten beni aşar Cumhur abi. Hiç orada şeyim yok. Fenerbahçe'ye Vedat Muriç gelmemelidir. Fenerbahçe Vedat Moriç'i almamalıdır. Bu eski ezberlerden bütün kulüplerimizin kurtulması lazımdır. Bu saçma sapan transfer politikasını Galatasaray'da yapsa saçmadır, Fenerbahçe'de yapsa saçmadır. Bu yanlışın içinden bütün kulüplerimizin sıyrılması. Niye Vedat Muriç? Niye Vedat Muriç? Peki ya bu ikinci hikaye olması mı senin için bu Niye benim, ben ikinci hikayelerin oturulma ya da yazılma merkezi miyim? Yok mu dünyada hiç? Alex Souza Brezilya'da senin temsilcin. Pierre Fanoydong senin Ali Bey geldiğinden beri şey diyor ya bu eski oyuncularımıza barışıyor. Barışıyorsunuz. Pierre Van Oydonk'tan bir tane adam bulamadım. Alex de Souza bir tane Fenerbahçe uygun santrafor sana bulamadı mı? Mirsad Türkcan bu takımı 3 sene önce yapanlardan bir tanesiydi. Bir tane Yugoslav Boşnak Sırp çocuk bulup getiremedi mi sana? Çok beraber çalıştın çok değerli dostlarım. Sevgili Batur'la Ömer Uzun. Bir tane santrafor bulamıyorlar mı sana da Vedat geliyor? Niye Bunu, Vedat abi? Buluyorlar abi. Frey, Niye Vedat abi? Frey falan geliyor. Yanlış getiriyorlar. Doğrusunu bulsunlar. Hani orada Fenerbahçe'nin yanlış yapma opsiyonu yok ama benim bahsettiğim Vedat'ı Fener kaça sattı? Atıyorum 10 milyona mı? 10 milyon. 17. 17 milyona sattı. Bana diyorsa ki eğer kardeşim 2 milyon euroya kiralarım. 1 milyon euroya kiralarım. Ben bunu prensip olarak karşıyım. Dediklerine teknik olarak varım. Vedat'ın Fenerbahçe'de yapamayacağı 17 kuruya kötü oyuncu tutamam demedim ben. Yani ikinci gelişlerinde başarılı olan oyuncular var. Bakar da ikinci kez geldi Beşiktaş'a. Ben Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın herhangi bir oyuncuyla ikinci, üçüncü kontrat yapmasına karşıyım. Bu kulübün adı kim olursa olsun karşıyım. Bu yanlış politikadır. Hikayesi yarım kalmış dön, oyuncular için de manasını söylüyorsun. Dön baba dönelim. Hikaye bitti. Gitti sen. Ya Adem'i gelirse, ya Frey gelirse. Yani bunlar da bir scouting transferi mi? Evet. Ama doğru tespit edilemeyen ve doğru analiz yapılamayan transferler olarak bakıyorum ben. Ama... Tamam. O zaman sevgili Serdar kardeşim bir tane soru sorayım. Galatasaray'ın bu sene elinden gelse dördüncü kez transfer edeceği Onyekuru'nun üçüncü gelişinde pardon ikinci gelişinde o kadar çok geldi ki çocuk. Fenerbahçe Galatasaray 23 yıl sonra galibiyeti Onyekuru'nun kariyerinden çıkart. Bir maçı çıkart kariyerinden. Ya çıkartmasam da olur. Ya çıkartmasam da olur. Ya ben hani biten bir şeyin evet başlamaması gerektiğini inananlardanım. Ben bunu inananlardan kulüplerimizin transfer ama... şahresi olarak görüyorum ve doğru bulmuyorum transfer çaresizliği olarak görüyorsun ama dön baba dönelim abi, bak, bak, burada aynı yerdeyiz niye aynı yerdeyiz bu şekilde olacağını bildiğim için yani çaresiz olduğumuzu bildiğim için zaten Vedat Muriç gelsin diyorum çaresiz olduğumuzu bildiğim için zaten Onyekur gelsin diyorum o çaresizlik bentlerini yıkabilecek Şimdi, bizim adımız ve gücümüz ve paramız var yok bence yok biz var, aşıyorsun oyuncu... limitleri abi, abi bak, aşıyorsun limitleri esnetiyorsun böyle yapıyorsun Sörlot diye bir oyuncu geldi gelmesin Trabzonspor'a Gelmesin Trabzonspor'a <laughs> abi. Trabzonspor'lar yani kaç... çok kızacak sana şu an Mehmet. Bu, bu oyuncuları zor buluyoruz biz. Çünkü bizim... Verme o zaman. Sezgisel kabiliyetimiz yok bence. E, para kazanıyorsun. Hı. Şimdi Fenerbahçe kazanmadı mı Vedat Muriçler? Harika iş. Alma. Bir daha alma. Bırak getirme. O ayarda birini bulamıyorsun. Çaresizsin. Evet. İşte zaten benim itirazım o çaresizliğe. Adı neydi romanımızın? Onyekur çaresizliği koskoca Galatasaray bu sene elinden gelse dördüncü kez Onyekuru yalacaktı. Siz bunu normal mi karşılıyorsunuz ya? Onyekuru üzerinde evet biraz zaten bunu Galatasaraylılar Hayır efendim hiçbir gazete bir göstermedi. ben benden başka kimsenin tepki gösterdi ben görmedim. Bir tane Onyekuru'yu niye üçüncü kez aldık diyen Galatasaray yok. Bu arada üçüncü anlaşından önce... Ben bu kadar itiraz ettim. Radyoda, televizyonda, burada her yerde vardım. İki tane gol attı Antep'e. Ben futbolunu anlamıyor oldum. İlk maçıydı değil mi? İlk, i̇lk maçı. Ilk maçı. Ben yokum. Ya ben ben karşıyım bu işe. Geçmişe gitme ben de aslında çok yana değilim ama o bir şarkı var ya ahillerim kırılaydı o numarayı ben aramayaydım falan diye. Hani hmm. Onyekuru'yu aramayaydım gibi bir şey bu. Çünkü Onyekuru telefonun başında çaresiz bekliyordu. <laughs> Hakan Altun'a. <Hanım. gülüyor> Hakan Altun'a selam olsun. Bayramda evet. konuştum bayramlaştım. Sağlığı saati yerinde e, Türkiye'nin gördüğü en değerli Beşiktaşlardan bir tanesi Hakan'a selam olsun. Yani Hakan Altun'u ben de çok severim kendisine. Ihtimaldi. Sevgiler Kendisi Canlı çok. Canlı izlemek cool. lazım onu hep. Evet. Harika bir sahnesi var. Normalde. Telefonun başında çaresiz beklemiyordur. O çareli bekliyordur. Arayalım bir akşam gidelim olduğu yere. Şey çok ya. güzel ya bak bir evlilik şarkısı. Buyurun gelin der bak. zaten hemen çağırır. Evlilik olayı nedir? Heyecandır değil mi? Hani evlilik teklifi bu kadar güzel şarkıyla anlatılır. Bilmiyorum onu kim yazdı bilmiyorum ama hani teklif ediyorum diye başlıyor ya. Te hani coşku var. <laughs> hani bazı şarkı slow olmamalı mesela. Eğer evlilik teklifse tırt diye girmen lazım. Çok harika bir girişi var. Daha önce söylemiş miydik Orhan Sevgi Oyhan'ın Veda Bu Ses şarkısının hikayesini? Söylemiş, Hayır. Efsane Buyurun. Bir şarkı. Hayır. Hayır. Benim programımda söylemedin. Sanki çok 28 tane programa gidiyorum. <laughs> Hangisini söyledin <söylüyorum> abi itiraf <laughs> et. Başka bir programda söylemişsin. Benim programımda da söyle lütfen. Orhan Seyfoğlu Türk şiirinin en değerli isimlerinden bir tanesi. Veda bu sesi harika bir şarkı değil mi? Evet. Alnına koyarken veda Buse'de bu seni bu öksüz tavrını takmayacak. Harika bir aşk şarkısı değil mi abi? Hı, hmm, aşk şarkısı. Hasta yatağında ölen kızına yazıyor. Ölmek zorlanan kızda yazıyor? Böyle bir, Şeyde, yanlış bildiğimiz çok böyle var. şiir ve şarkı var. Ee, bir kızıl Gonca'ya benzer dudağında aynı şekilde. Açılan sen gülüsün sen bu. En sevdiğim Türk klasik musikisinden şarkıdır. Bir de Barış Manço'nun 88'de verdiği bir röportaj, müzik dergisine şunu okumuştum. Doğru bakış açısı mı bilmiyorum ama Barış Manço benim böyle referans kabul ettiğim bir sanatçıydı. Şunu söylüyor. Türk sanat müziği diye bir müzik olmamalı diyor bunun adı diyor. Türk klasik musikisidir diyor. Çok doğru bir yaklaşım bence. Çünkü